Seni burada yaşatmazlar İrfan. Yapamazsın. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sen böyle saçmalamaya devam mı edeceksin İrfan? Bırakacak mısın kendini böyle? Bak İrfan, seni buradan çıkarabilirim. Süleyman'ı tekrar hapse sokabiliriz. Sadece bana bildiğin her şeyi anlatman lazım. Sen neden beni rahat bırakmıyorsun? Çünkü masum olduğunu biliyorum. Ondan. Babil'e gittim. Egemen çok gergindi. İlayla bir şey için kavga ediyorlardı. İrfan, bu ikisi bir olup sana kumpas kurmuş olabilir mi? İlay da işin içinde olabilir mi? İrfan, bu adam seni niye sattı? Bana bir şey söyle. Her şey para mı yani? Tek başına mı Babil'in sahibi olmak istiyor? Ne istiyor? Bir şey söylesene, gözünü seveyim. İrfan. Komiserim, sanığın avukatı haber gönderdi. Çocuğun psikolojisi kötü müymüş neymiş? Arasın dedi. Telefon hakkı var. Tamam, sağ ol. Her gün arıyorsun sanmıştım. Ara hadi. Aramayacak mısın İrfan çocuğu? İstemiyorum. İrfan, oğlumdan da mı vazgeçtin? Hapiste olsan da onun sana ihtiyacı var İrfan, ara. Yeter. Benim ona verilmeyecek hiçbir şeyim yok artık. Ne demek hiçbir şeyim yok? Bir dakika, sevgin var. İrfan, bak her ne olduysa oldu. Bunu kendine yapamazsın, ona da. Onun sana ihtiyacı var. Sizin yakınınız olmasaydı gardiyanlar bırakmazdı. Ayaklarını kelepçelemeseydiniz keşke. Adam baygın zaten. Yok, prosedür böyle komiserim. Bu gece burada yatması gerekiyor. İğnelerden sonra uzun süre kendine gelemez. Tamam, ben zaten yarın sabah geleceğim sevk için. Hastaneye sevk edeceğiz ya. Sağ olasın ama. Sen biraz müsaade etsen çıkacağım ben de şimdi. Tabii ki. İrfan, orada mısın? İrfan, sakın bir yere gitme. Nereye gittiysen geri dön. Oğlun için. Geçilmez Rasan dardır, geçilmez.
Soğuktur suları Bresan. Hasan. Bir taş baba. İçilmez. Baba. İrfan. Baba. İrfan oğlum. Baba seni çok özledim. Ben orada bir başıma kaldım ama çok korkuyorum. Korkma evladım. Geçti canımın içi, geçti. Ben dayanamıyorum baba. Burada nefes alamıyorum. Bu karanlık çukurdan nasıl çıkacağım? Bak evladım dinle. Sen bana düşsen de ayağa kalkacağına, sevdiklerinin hepsini kalbinde taşıyacağına söz verdin. Ben hep buradayım. Yalnız değilsin. Oğlum da burada. Baba, ben oğlumu aradım telefonda. Oğlum bana telefonda baba dedi. Ben ona efendim oğlum diyemedim. Hakkın değil diye mi? Yoksa içinden mi gelmedi? İstedim baba, istedim. Ama söyleyemedim. Bak kayboldum baba. Ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Baba ben bununla nasıl başa çıkacağım? Kalbimi nereye sığdıracağım? Ben Deniz'in babası olmaktan nasıl vazgeçeceğim? Ben onu sevmekten nasıl vazgeçeceğim baba? Bak evladım beni dinle. Sadece babalar çocuklarını büyütmez. Çocuklar da babalarını büyütür. Sen de oğlunla büyürsün evladım. Deniz'e sor bakalım. Neye ihtiyaç var? Senin hakkınmış, değilmiş, hiç önemli değil. Babalık fedakarlıktır evladım. Deniz'e sor bakalım. Neye ihtiyaç var? Telefon ne olursunuz? Nihal, Nihal iyi ki geldin. Bana bir tane telefon lazım. Tek bir konuşma yapacağım. Ne olursun lütfen. Deniz sakın yapma. Deniz. Odana git hemen cezalısın çabuk. Eda. Telefon. Oğlum. Oğlum ben sana senin için düştüğüm her çukurdan çıkarım demiştim. Hatırlıyor musun? Hı hı. Ben şimdi bir çukura düştüm oğlum. Ben hapisteyim. Ama senin için buradan çıkacağım. Söz veriyorum. Ama sen de beni bekle, tamam mı? Söz ver bakayım. Söz. Verdiğin sözü nasıl tutacaksın Erfan? Babama gideceğim. Oğlum, baban uzakta iş için gitti. Yalan söylemek çok kötü bir şey.
Babam hapishanede. Anneciğim, o zaman hapishaneye gidemeyeceğimizi de biliyorsun. Yalancı! Oğlum. Sedat komiserim, ben İrfan. Sana anlatacaklarım var. İrfan, konuşmak istiyor. Ne konuşmak istiyor? Ne anlatacak ki? Bilmiyorum. Öğrenince anlatırım. Dur, ben de geliyorum. Kendi kulağımla duyarım. Nihal, otur yemeğini bitir. Bu tonda tamam mıyız amirim? Ha? Ben de geliyorum. Arabadayım, hadi. Salih, al şuradan. Kaçtık biz, hadi eline sağlık. Evet. Gecenin bu saati çağırdığına göre konu mühim. Evet. Nereden başlayayım diye düşünüyorum. Burada olmana sebep olan kumpastan başlayabilirsin. Üstüne atılan iftiradan. Ha, evvela şunu söyleyeyim komiserim. Benim hakkımdaki silah kaçakçılığı, ticareti iddiaların hepsi doğru. Ben bu işi yapıyorum. O bulduğunuz silahların hepsi de bana ait. Ama teşkilat öyle sizin sandığınız gibi Mahmut'tu, Zeynel'di, Süleyman'dı, öyle küçük adamlardan ibaret değil. Çok daha derin, çok daha kalabalık. Eğer siz beni salarsanız ben bu adamların hepsini tek tek sizin ayağınıza getiririm. İsterseniz evvela sizin meşgul olduğunuz kısımdan bahsedelim. Yani buzdağının görünen kısmından. Mahmut'uydu, Süleyman'ıydı, Zeynep'i. Gerçi Mahmut'la Süleyman'ı ben olmasam alamazdınız ya. Şimdi siz derseniz eğer seni almak, Mahmut'u almak bize yeter. Biz gerisiyle ilgilenmiyoruz. O zaman komiserim çok haklısınız, sizden özür dilerim. Gecenin bir vakti sizi rahatsız ettim. Siz evinize gidin, ben de koğuşuma gideyim, vurayım kafamı, yatayım, uyuyayım. Ama eğer siz derseniz ben buzdağına görünmeyen kısmında da alakadarım. O zaman şu noktadan sonra bu masanın etrafında gerçekten enteresan bir muhabbetin içine girebiliriz sizle. Buzdağını falan geç, isim ver isim. Çolak var mesela, Necmi. Sen bunu bilirsin. Yakalayabildin mi? Yok. Sonra Sinan var. Kendini oflu diyor. Bunun arkası da güçlü değil ama sen bunu da yakalayamadın. Sonra Vedat var, Mavi var, var da var. Geri kalan isimler artık bana kalsın yani. Süleyman'ın bu adamların parasını akladığını da biliyorsun değil mi? Bak komiserim, ben bu adamların hepsini senin ayağına tek tek getiririm. Senin giremediğin deliğe girerim. Bu adamların lağımına kadar da inerim. Gördüğüm, öğrendiğim ne varsa da hepsini gelir sana anlatırım. Sen de bu dönemin efsane emniyet amiri olursun. Ondan sonra da önün açılır zaten. Muhbirlik yapacaksın öyle mi? Mahmut'un yapmadığını. Yok. Şimdi muhbirlik deyip işi küçümsemeyelim. Ben bu adamların hepsini tek tek paketleyip senin huzuruna getireceğim. Ama evvela senin beni dışarıya salman lazım. Onun kararı ben veremem. İkna olursam savcıya anlatırım meseleyi. Kararı o verir. Ya bırak komiserim, tabii ki kararı sen vereceksin ya. Ben de seni ikna edecek bilgi var. Sen şunun kararını vereceksin. Sen bu adamlarla ilgileniyor musun, ilgilenmiyor musun? Sen bunun kararını verdikten sonra tabii ki paşa paşa gidip o savcıyı ikna edeceksin. Bunu açmam lazım. Sen devam et. Sen neyin peşindesin?
Ne çeviriyorsun? Sen mi getireceksin teşkilatı polise? Evet, ben getireceğim. Ne var? Eğer dışarı çıkmamı sağlayacaksa muhbir de olacağım. İşbirlikçi de. Ben getireceğim. Ne oldu ki? Necmi'nin atölyesi nerede? Tekirdağ'da. Mavi'nin gerçek adı? Sinan Oflu'yum diyor. Nereli Sinan? Çayeli. Çaykara. Gümüşe. Ne fark eder ki? Ne var ya, ne fark eder? Bilin yok, seni atıyorsun. Ya İrfan, bunu niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun bunu? Başka şansım yok Nihal. Ne demek başka şansın yok? Ne yaptığının farkında mısın sen? Sen devletin polisine yalan söyledin. Sen tanımadığın mafyaları geldin bize burada sundun. Ya sen bundan sonra masumum desen sana kim inanacak İrfan? Bunu niye yapıyorsun? Nihal ne olursun sakin ol. Bak ben hayatım boyunca iyilerin kazanacağına inandım. Hayatım boyunca otursana ne olur. Ben hep bu dünyanın iyiler için adaletli olduğuna inandım. İyiler her zaman kazanırdı. Bak babam bana bu masalları anlattı. Ben de ufacık yavruma aynı masalları anlattım. Neymiş efendim? Karıncalar fillere kafa tutarmış. Yok efendim neymiş? Keloğlan dev anasını alt edermiş. Kör olup bol beyni dize getirirmiş. Bunlar yalan dolan. Gerçek hayatta iyiler kazanmıyor. Ben bu yaşıma geldiğimde anladım bunu. Hadi bakalım karıncalar filleri bir kafa tutsun ne oluyor? O filler o karıncaları ezip geçiyorlar. Keloğlan bırak padişahın kızını. Kendinden sınıfça üstün bir kıza. Bir gözleksin de onunla evlenmek istesin. Bak bakalım ne oluyor? Bırak evlenmeyi. Dev anasına yem oluyor, yem. Yusuf atıldığı kuyuda yapayalnız ölüyor gidiyor. İyiler ne oluyor? İyiler kalpleri, huzurları, vicdanları, inançları, paramparça bu hayatta ne yapacaklarını bilmez bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Bu hayatta zayıflara adalet yok Nihal. Ben bunu gördüm. Peki ne yapacaksın İrfan? Masalları baştan mı yazacaksın? Karınca olmak işe yaramadı, beceremedin. Şimdi filler padişahı mı olacaksın? İcap ederse filler padişahı olacağım. Ne gerekiyorsa o. Ama hiç kimsenin bir daha beni oğlumdan ayırmasına müsaade etmeyeceğim. Hiç kimse benim oğlumun kafasına silah dayayamayacak. Hepsine bunu tek tek ödeteceğim. Ha, o kadar kolay değil mi tek tek ödetmek? Sen bu adamların kötülük sınırını bilmiyorsun İrfan. Sen bu adamların lağımına girersen atarsın. Sen bu adamların deliklerine girersen ölün çıkar oradan. Ben ölsem de kalsam da bir diğer. Ne fark eder ki bundan sonra? Ben kendimden geçtim, ben oğlumdan geçemiyorum. Ben oğlumu bırakamıyorum. Oğlumu ben yetiştirsinler de kötülerin eline bırakamam. Bunun için eğer mafya olmam gerekiyorsa mafya olacağım. Mafyayı karşıma almam gerekiyorsa karşıma alacağım. Gerekirse polisi karşıma alacağım. Eğer ölmem gerekiyorsa da oğlum uğruna savaşarak ölürüm ya. Hayrat. Ofluyum diyor ama hayratlı. Mavi'nin adı Harun. Necmi'nin atölyesi Çerkezköy'de. Çok az insan biliyor. Savcıyla konuşurken dikkat et. Yahu bu kadar zor olabilir bir şeyi anlamak. Gerçekten sinir ediyorlar insanları. Domates, beyaz peynir ve yeşil biber dedim ya. Suratsız çocuk. Eğer bir yerin çalışanı mutsuzsa onun sahibi kötüdür. Ben sana söyleyeyim. Bir daha da oraya gitmem. Ay
Ya sen müsait miydin? Ben pat diye girdim ama. Yok, tam vaktinde geldim. Geç olmuş. Bayağı ben gideyim, hiç saate bakmadım. Sen de olsun. Kal lütfen. Ne oldu? Düşmanım eski sevgilimle evlendi. En yakın arkadaşım beni sattı ve eski karıma yanaşıyor ve yanlarında oğlum var. Ve ben canımla cebelleşiyorum ama onlar için gayet güzel hayat devam ediyor. Yani bundan başka bir şey olmasına gerek var mı? Başka bilmem gereken, bana söylemediğin bir şeyin var mı? Oğlumu göremiyorum ya. Boyu uzamış, saçı uzamış, yepyeni bir okula girdi. Bir sürü olay oldu diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Kim onun aklına, ruhuna ne sokuyor onu bilmiyorum. Yani böyle şeyler işte. Neyse, boş ver. Sen dosyayı getirebildin yani. Getirdim. Hesabıma girmek istemedim tekrar. Ondan çıktısını getirdim sana. Yani iyi ki varsın. Beni o kapkaranlık kuyudan çıkardın ya. Bir sen inandın bana. Umarım sana teşekkür edebilirim. Umarım. Senin masum olduğuna inanmasam asla sana yardım etmem. Asla mesleğimi tehlikeye sokmam. İrfan, ben babam için yalan söylemedim. Onun suçunu görmezden gelmedim ben. Ama hani sen bana demiştin ya bir kere, hatırlıyor musun? Adalet diye bir şey yok. Ben olsun istiyorum. Ben masallara inanıyorum. Sedat abiye ve savcıya söyleyeceğin her şey burada. Bütün dökümler burada. Bunlara iyi çalış. Eğer bize verdiğin sözü tutamazsan tekrar seni içeri tıkarız, haberin olsun. Bu adamlara nasıl ulaştın İrfan? Süleyman'ın bütün bağlantılarının kaynağına gideceğim. Süleyman'ı Süleyman yapan kadına. Kudret. Bugün o düğüne nasıl geldi zannediyorsun? Kudret Hanım'a düğün davetiyesini ben gönderdim. Öfkeli bir kadından daha tehlikeli hiçbir şey yoktur. Düşmanımın düşmanı, yeni dostum Kudret Hanım'ı ikna edersem bana kapıları açar. Hakan bu kapıya gelirse içeri alınmayacak. Tamam mı? Eşyalarını toplayın. Neyi var neyi yok her şeyi gönderin. Babasıyla kendisi bana ettiklerinin cezasını çeksin bakalım. İyi de Yabancı Holding'e girsen ne olacak ki? Süleyman ayrıldı oradan. Ya ama mutlaka orada bir sistem kurmuştur. Sistemi anlarım en azından. Sedat komiseri söyleyecek bir şeyler bulmam lazım. Belki Kudret bana inanırsa, bilmiyorum, işimize yarayacak bir takım delillere götürebilir beni. Bilmiyorum, dediğim gibi yani bakacağım. Seni rahatsız eden, aklına yatmayan bir şey mi vardır? Var. Ayaklarım. Ya o kadar ağrıyorlar ki İrfan, gerçekten. Bütün gece operasyondaydım. Saniye uyumadım. Sonra da düğüne gittik zaten. Ayağımda bu kadar topuk. Nasıl giyiyorlar bu kadınlar? Ben bunları çıkaracağım, kusura bakma. Ya çıkar lütfen. Karnım da aç. Getirdim sana sandviç. Bir çay söyle de yiyelim. Ya çok özür dilerim. Ben sen hemen gideceksin. Kardeşim bekliyorlar evde falan diye sormadım bile sana. Yok, kuzenlerimle o. Teyze mi, hala mı? Hala. Baba tarafı. 1516'ya iki çay alabilir miyiz? Biraz da kurabiye lütfen. Teşekkürler. Hala? Ha, bir tanedir halam var ya, o kadar iyidir ki. Babama hiç benzemez. Senin babanla olayın ne? Ben 9 yaşındaydım. Bu televizyon çaldı. Sonra eve geldi, korktu tabii polis gelecek diye. Beni sıkıştırdı kenara, diyor ki sakın kimseye söyleme, canını okurum. Sonra polis geldi. Bunu sıkıştırdı. Ödü koptu tabii. Ben de söyledim. Böyle yaptım. Bu dedim, aldı. Çünkü benim için adalet öyle bir şeydi. Şuna bakalım mı hadi? Zaten her şey yazıyor orada. Süleyman'ın en yakın adamı Necmi, biliyorsun.
Reşat Kudret'in babası. Zaten Necmi ile Süleyman'ı tanıştıran kişi aslında Reşat. Çünkü onlar Erzincan'dan Necmi'nin babasıyla arkadaş. Ondan sonra Sinan vardı, Oflu. O da zaten onun Necmi'nin damadı. Haliyle de tabii Mahmut kayınço oluyor. Anladın mı? Ne? Yani ülkemizde akrabalık ilişkileri biraz karışık ya, onu düşünüyorum. Benim bunu anlamam için bir tablo yapmam lazım adam akıllı. Yapsan yeridir. Böyle yanlarına okları falan çıkan, altına yazacaksın. Kaynana, gelin, görümce, kayınço. O onun görümcesi, o onun kaynanası. Öteki de onun kayınçosu. Onu, ayağı karışık. Ya ben akademisyenim, böyle bir şey yapmasam anlayamam yani. Çok sinir bozucu. Gerçekten kusura bakma. Ben bunu bir de grafiklerle falan desteklerim yani. Öyle yapacağım ben de, öyle görünüyor. Yoksa şimdi bir dakika bu. Necmi. Ya bak güldün işte. Evet. İnsan bir daha hayatı boyunca gülemeyecekmiş, mutlu olamayacakmış gibi düşünüyor bazen. Ama güldün. Mutlu da olursun. Ha, oda servisi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cihan. Evet evet, yerleştim otele, bir sorun yok. Ben bir rahatlayınca seni arayayım mı? Tamam, çok teşekkürler, sağ ol. Telefon geldi de kusura bakma. Kurabiyeler de geldi.